Ekranları karşısında bizleri takip eden siz kıymetli izleyicilerimiz, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti ve inayeti hepimizin üzerine olsun diyoruz. Yine bir İnanan Genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Her hafta olduğu gibi İnanan Genç'in faaliyetlerini, çalışmalarını, projelerini burada bu ekranlarda sizlere sunmaya çalışıyoruz. Yine birbirinden özel konu başlıklarımız ve tabii ki İnanan Genç'in saha sorumlusu, yurt dışı saha sorumlusu Süleyman Uslu hocamız bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Bizler de sizi biraz yorgun gördük bugün. Yani çalışmaların verdiği bir yorgunluk var haliyle, ama ümmetin sıkıntısı da dertlendiği zaman üstten insanı yoruyor gerçekten. İnşallah su serpeceğiz, üstleneceğiz. İnşallah. Heybemizi o ümmetin sıkıntılarıyla dolduracağız. Kıymetli izleyenler, program boyunca bizlere 0212 925 2027 ve 545 423 5020 nolu telefon numaralarından soru, görüş, öneri ve bağışlarınızı, detaylı bilgi alabilirsiniz ve www.inanangenc.com adresinden de İnanan Genç kimdir, ne yapmaktadır, faaliyetleri nelerdir, bunları takip edebilirsiniz, detaylıca öğrenebilirsiniz diyelim. Telefonları başında, çağrı başında, çağrı merkezimizdeki arkadaşlarımız sizlerin telefonlarını bekliyor olacak. Kıymetli Süleyman Hocam, geçen hafta itibariyle bizler İnanan Genç'in yeni su kuyusu kampanyası olan Hayra Rağbet su kuyusu çalışmalarını izleyicilerimize bir nebze olsun bahsetmeye çalıştık ve bunu da başlattık. Ama öncesinde ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Sürekli İnanan Genç bu ekranlarda Afrika'daki Müslüman ve mazlum kardeşlerimiz için su kuyusu çağrısı yapıyor. Sürekli burada oradaki sıkıntıları dile getiriyor. Ve ekranları karşısında yeni açmış ve bizi yeni takip eden izleyicilerimiz için bir kez daha size sorayım. Neden su kuyusu? Yani neden su kuyusu? Yani hep diyoruz ya, asli ihtiyaç. Yani bu asli ihtiyaç bitmeyen bir şey. İnsanoğlunun bugün bilim adamları bile açıklıyor. Diyor ki %68'i insan vücudunun sudur. Evet. Ve takriben bir insanın en fazla susuz olarak 3 gün yaşayabileceği. Bilimsel söyleniyor. Olarak söyleniyor. Aynen. Söyleniyor. Dolayısıyla neden su kuyusu dediniz mi? Malum Afrika kıtası. Bir, mazlum insanlar, mağdur insanlar, bu kardeşlerimizin ihtiyaçları var. Bunlar bir kere asli ihtiyaç olduğu için bu ihtiyacı karşılamak için neden su kuyusu? Bir, sadece insanlar mı? Yok, mahlukatın da ihtiyacı var. Oradaki o mahlukatın da ihtiyacı var. Onların da ihtiyacını karşılıyoruz. Malum görüyorsunuz, gösteriyoruz, gidiyoruz. Orada karşı karşıya kalıyoruz. Oradaki o insanların kullanmaya çalıştığı suyu zaman zaman burada söylüyoruz. Özür dilerim, biz buralarda onların içmiş olduğu suyu, lavabomuzda temizliğini yapmayız. Kapımızın önünün temizliğini yapmayız. Biz bunlara şahit oluyoruz. Onun için bu kardeşlerimizin bir nebze de olsa bu ihtiyaçlarını, temiz su ihtiyaçlarını karşılamak için su kuyusu diyoruz. Kirli sulardan sebep tabii beraberinde getirdiği sağlık problemleri, hastalıklar vesaire. Tabii ki yılda 850 bin tane çocuk vefat ediyor. Afrika kıtasında bu kirli sudan dolayı, kullanımından dolayı yılda o bilineni, tabii ki yani bilineni, belki de 850 bin değildir, belki de 2 milyondur, 3 milyondur. Çünkü her çocuk orada kayıt altına alınamıyor. Çünkü teknoloji yok denecek kadar az. Yok denecek kadar az. Başkentlerinde sadece varsa var. Yoksa başkentten 50-100 kilometre öbür tarafa gittiğin zaman veya 200 kilometre öbür tarafa gittiğin zaman, yani orada elektrik de dahil hiçbir şey yok teknolojik olarak. Telefon yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. İnternet zaten yok. Bu insanlar belki de birçoğu doğum kaydı bile yaptırmıyor ki ölüm kaydını yaptırsın. Dolayısıyla bu kayda geçen 850 bin tane çocuğun ölümü
vefat etmesi. Kirli sudan dolayı. Kirli sudan dolayı. Tabii ki birçok hastalıklar geliyor biliyorsunuz siz de. Dolayısıyla bu hastalıkların da önüne geçebilmek. Bu kardeşlerimizin de bu ölmelerini bir nebze de olsa işte temiz suyla beraber önüne geçebilmek. Bütün derdimiz, davamız bu. Bir de neden derken yani inancımızın gereği de üç şey diyor Resulullah Efendimiz istendiği zaman diyor reddedilmez. Nedir onlar? Bunlardan ateş, su ve tuz. Hmm. Yani ben su bölümünü söyleyeyim. Temel ihtiyaçlar aslında ya, öğütüde. Şimdi, ateşte yemek pişirilir, tuzla gıda yapılır. Şimdi ya şey, manevi tarafı o ateş, şimdi örneğin ateşle pişirilen yemeği, Resulullah Efendimiz öyle buyuruyor. Ateşle pişirilen yemeğin tamamını ikram etmişin gibidir diyor, sevabı vardır diyor. Evet. Tuzu da aynı efendime söyleyeyim. O tuzun tatlandırdığı yemeğin diyor tamamını ikram etmişin gibi sevabı vardır. Su da diyor asli ihtiyaç. Yani insan varsa istendiği yerde, örneğin bizden birileri istiyorsa, bizim de bunu yapmaya imkanımız varsa onu mutlaka karşılamamız gerekiyor. Ve zaman zaman gösteriyoruz, emin olun günde en az 20 kişi 50 kişi bizi telefonlarımızla arıyor Afrika'dan. Değişik ülkelerinden. Dolayısıyla bu insanların ihtiyaçları var, feryatları var. Biz görüyoruz, biz oraya gittiğimiz zaman sahada bununla karşı karşıya geliyoruz. İnsanlar bir alana işte kuyu yapmışlar. Efendime söyleyeyim, yağmur yağdığı zaman o su kuyuları dolacak. Tamam mı? O su kuyuları dolacak. O su kuyularından efendime söyleyeyim sularını çekecekler. Bir müddet fazla içebilecekler. Yoksa yani o su kuyuları sonuç değil yani şey değil. Kazma kuyuları. 50 metre, 60 metre, 70 metreden veya 40 metreden su çıkan bölgeler var. Bizim sondajla vurdurduğumuz zaman. Ama onlar 3 metre, 5 metre kazabilmiş. Onu efendime söyleyeyim o kazdıkları, birikintileri, biriken suları elleriyle işte bir plastik kap yardımıyla çekip o suları kullanıyorlar, o suları içiyorlar. Kaynak bitince de bitiyor. Oradaki birikinti de bitti, zaman bitti. Ki ondan sonrası ne oldu? İşte artık en yakın köyde nerede bir Türkiye'den veya işte ne bileyim, genelde Türkiye'den açık söylüyorum. Var İslam ülkelerinden, değişik İslam ülkelerinden var ama hamdolsun bizim milletimiz yardımı seviyor. Allah onlardan razı olsun. Rabbim gerçekten oradaki kardeşlerimizin elinden tutar. Kardeşlerimizden razı olsun. Dünyevi, uhrevi bütün sıkıntıları varsa kaldırsın. Gerçekten onlar orada çok büyük bir hizmet ediyorlar. Bizim ülkemizden Afrika'nın birçok yerinde ülkesine de gittik. Birçok yerinde elhamdülillah bizim bayrağımız, bizim bayrağımız her bir tarafta var. Farklı derneklerimiz, kurum kuruluşlarımızla beraber varız elhamdülillah. Çok şükür. Hamdolsun. Gurur verici bir tablo tabii ki. Kesinlikle. Şimdi tabii bunları konuşuyoruz. Dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz ama bir de görüntülerle de bir taçlandırma gerekiyor. Ki. Çünkü görüntüler duyguyu daha iyi ifade ediyor, daha iyi anlatıyor. Bununla ilgili neden su kuyusu diye sorduk Süleyman hocamıza. Neden su kuyusunun cevabı şimdiki VTR'mizde. Evet, selamünaleyküm kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar. Şu an Afrika çattayız, biz köydeyiz. Kuyu açmaya geldik. Ve açmaya geldiğimiz köydeki kardeşimiz bize dedi ki, Allah sizlerden razı olsun. Bizim su içtiğimiz yeri, su aldığımız yeri size göstermek istiyorum dedi. Ve biz onu görmek için yola gittik, gidiyoruz şu anda yürüyerek köye. Takriben bir 200-300 metre veya 500 metre ileride. Ama burası neresi? Kıymetli kardeşler, vallahi içim doluyor anlatmakta. İçim doluyor anlatmakta. Şu gördüğünüz mahalleden şu bidonlarla su alıp içmeye çalışıyorlardı. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizlerin vesilesiyle buraya, bu köye bir adet kuyu açıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Evet, böyle bir kuyudan su çekerek içmeye çalışıyorlar. Ha, bu da ne kadar gider?
Şu an mevsim yağmur mevsimi olduğu için kıymetli kardeşler, şu anda burada su var. Şu etraf zaten bataklık görünümünde. Şu an burada su var. Çok değil. Belki de bir ay sonra buradaki su da kuruyacak, çekilecek. Ve akabinde de burası tamamen susuz kalacak. Ve çevre köylerden, yakın yerlerden su temin edilmeye çalışılacak. Ya bilmiyorum, anlatmakta bile zorlanıyorum. Çünkü çok zor. İçinde neleri eksik değil, kurbağalar var. Bir sürü şeyler var. Ama bu kardeşler burada bu suyu içmek zorundalar. Rabbim sizlerden razı olsun ki sizler buraya, bu köye bir kuyu açtınız. Sizin açmanızla beraber burada kuyu kalabalığımız da orada takriben bir 300 metre ileride kuyumuz açılacak. İnşallah sizlerin vesilesiyle. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim sizlerin geçmişlerine rahmet eylesin. Rabbim sizlerin gelecek nesillerinizi hayırlı, mübarek eylesin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet kıymetli izleyenler, neden her yıl 850 bin çocuk kirli sudan dolayı ölmek zorunda kalıyorun cevabıydı bu video. Neden su kuyusuna ihtiyaç varı en güzel şekilde anlatan, ifade eden, bizlere yansıtan bir videoydu. Duygulandık ki orada Süleyman Hocam o anları kaydederken bile zorluklar çektiğini söyledi. Peki Süleyman Hocam, her yıl yüzlerce çocuk ölmesin, oradaki kardeşlerimiz sıkıntılar çekmesin, bir nebze olsun onların umuduna bir el uzatalım için ne yapmamız lazım? Yani ne yapmamız lazım derken hocam, bizlerin imkanlarımız ölçüsünde oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Hadis-i şerifte buyuruyor ya, siz bolluk zamanınızda verirseniz dara düştüğünüz zaman da Allah size verir. Onun için bizler, geçmişte bizim ülkemizde de olmuş buna benzer kıtlıklar, efendime söyleyeyim bazı şeyler. Gelecekte olacağın olmayacağını kimse garanti edemez. Dolayısıyla bugün bizler imkanımız ölçüsünde, yani çok bir şey istemiyoruz hocam, yani 250 lira gibi bir rakamla beraber, efendime söyleyeyim, orada bir kardeşimizin veya binlerce kardeşimizin su içmesine vesile olacak. Hani bir söz var ya, damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya kuyu oluyor. Bakın, damlaya damlaya kuyu oluyor 250 liralarla beraber. Ve burada biz 2021 yılı içerisinde takriben tam hafızamda değil ama 100 küsür tane kuyu açtık. 140 küsürdü galiba. 140 küsür, evet. Yani rakam tam hatırımda değil. Bu ne demektir biliyor musunuz? En kötü şartlarda 80 bin tane insanın su ihtiyacını karşılamak ve temiz suya kavuşmasını sağlamaktı. Ve bununla beraber sadece su mu? Yani nebatat ekmelerine vesile olacaksın, hayvanlarının sulanmasına vesile olacaksın. Binlerce mahlukatın da su ihtiyacını karşılamış olacaksın. Onun için mutlaka ki oradaki kardeşlerimizin bir şekilde bizler imkanlarımız varken, biz dara düşmeden varken paylaşacağız ki Rabbim de bizlere inşallah göstermez. Ama olmayacağının kimse garantisini veremez. Çünkü kıtlık olacak, bazı şeyler olacak. Çünkü ayet-i kerimede sizi mallarınızda ve evlatlarınızda imtihan ederiz buyuruyor Mevla Teala. Bugün onlar imtihanda, yarın biz imtihanda olacağız belki de. Bizim evlatlarımız imtihanda olacak, torunlarımız imtihanda olacak. Dolayısıyla bizler varken vereceğiz ki inşallah öyle bir şeye düştüğümüz zaman da birileri bizlere mutlaka elimizden tutacak. Peki Süleyman Hocam, bizleri yeni izleyen, ekranları karşısında inanan gençle yeni tanışmış olan izleyicilerimiz için soruyorum bu soruyu. 250 hisse bedeli nedir, bunu özetleyebilir misiniz?
Yani 250 TL hisse bedeli, şöyle söyleyeyim. Yani bu süreç nasıl ilerliyor? Kuyu işte 250 TL kaç kişiden oluşuyor? Ne yapması gerekiyor izleyicilerimiz? Bunun evresi nasıl devam ediyor? Şimdi bugün bir kardeşimiz telefonu aldı, aradı bizi. Misal söylüyorum. Dedi ki ben 250 TL veriyorum. Bunun gibi 80 tane kardeşimiz bizi aradığı zaman veya bir 80 hisse toparladığımız zaman elhamdülillah biz kuyusunu tamamlamış oluyoruz. Akabinde bizim her gittiğimizde zaten örnek olarak söylüyorum. Kuyularımızı açarken veya açtıktan sonrasında bir fizibilite çalışmalarımız var. Araziye tekrar çıkıyoruz. Arazide nerede ne kadar ihtiyaç var? Nerede ne kadar nüfus var? Nüfusa göre, efendime söyleyeyim, oradaki yaşam şartlarına göre, su ihtiyaçlarına göre fizibilite çalışmalarının neticesinde yer tespiti ve tespitin akabinde de buradan işte bu dedik ya 80 hisseyle beraber bir kuyu açtık. O kuyuyla beraber kuyuyu işte uygun görülen mahalle biz oradaki kardeşlerimize haberini veriyoruz. Diyoruz ki işte tespit ettiğimiz örneğin 20 tane yer tespit etmişsek bu 20 tane kuyumuzun açılışı için efendime söyleyeyim başlanabilir. Ve bu orada su kuyular kazılmaya başlanıyor. Akabinde biz tekrar orada oluyoruz tabii ki. Açılışlarda tamamen oradayız. Elhamdülillah bunun yer tespitinden açılışına kadar her merhalesinde başındayız. Ekiplerimiz var, evet. Ekiplerimiz var. Dolayısıyla efendime söyleyeyim açılışlarına kendimiz gidiyoruz. Kendi ellerimizle beraber. Orada bu kardeşlerimizin tek tek 250 dedik ya bunlar kaybolmuyor. Hisse Allah katında kaybolmuyor. Kul katında da kaybolmuyor. Hissedar sahibi kardeşlerimizin isimlerini tabelalara yazıyoruz. O tabelaları orada açılış yaparken işte bir işte 150. kuyu diyelim örnek söylüyorum. 150. kuyuya kimin ismi gelmişse o isimleri orada tek tek zikrediyoruz. İşte Ahmet abinin, Mehmet abinin isimlerinin soyunma isimleriyle beraber hisse kaç hisse vermişse onlar orada zikrederek açılışlarını yapıyoruz. Yetmiyor. Hayır sahipleri kardeşlerimize biz bu videolarına gönderiyoruz. Elhamdülillah. Açılış videoları. Açılış videolarına gönderiyoruz. Kadar. Çok güzel. Tabii bu bir teşvik. İnsanları hayra davet etmek, vesile olmak. Aslında bu işin bir bahanesi, bir süsüdür. Allah razı olsun kelimesi Allah katında bizim karşımıza çıkacak olan önemli noktadır. Yani zaten kesinlikle orası öyle. Şunu bilmek lazım. Kim ki Allah rızası için bir yere bir şey vermişse o kesinlikle kaybolmaz. Eyvallah. Ama bizimkisi biz videoyu çekiyoruz, gönderiyoruz kardeşimize ki hadis-i şerif var canım. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Tabii. Ki kardeşimiz de başkalarına hayra vesile olsun. İnşallah. O da bir kardeşimize vesile olsun ki o da sevap kazansın. Bizler de buradan bu, bir kez çünkü daha... Çünkü bu sadaka cariyedir. Tabii. Bu kuyu 20 sene yaşayacak, 20 sene boyunca oradan insanlar su içecek, 20 sene boyunca hayvanlar su içecek ve 20 sene boyunca amel defteri çalışacak. Evet. Allah razı olsun. Bizler de buradan o hayra şimdi vesile olalım kıymetli izleyenler. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma platformunun Afrika'daki su kuyusu çalışmalarına sizler de destek olmak isterseniz bizlere 0545 423 5020 nolu WhatsApp numaralarından ve 0212 925 2027 nolu çağrı merkezimizden ulaşabilir. Detaylı bilgiler edinebilirsiniz ve tabii ki www.inanangenc.com adresinden de İnanan Genç'in faaliyetlerini, çalışmalarını, projelerini detaylıca ziyaret edebilirsiniz, takip edebilirsiniz diyelim. Bir su kuyusu hisse bedeli 250 TL. Tabii bu hisseler ne oluyor? Bu su kuyuları nasıl bir sevince, nasıl bir mutluluğa dönüşüyor? Suya kavuşmanın mutluluğunu şimdi izleyeceğiz. Şimdiki VTR'mizde. Thank you.
Evet kıymetli izleyenler, suya kavuşmanın mutluluğunu ve su kuyularının açılış serüvenini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bir kez daha iğneleyelim. Buradan hayra vesile olmuş olalım. İnanan genç inşallah Ocak ve Şubat aylarında etap su kuyusu çalışmaları için yine Afrika'da sahada olacak. Ve sizler de bu su kuyularına destek olmak için bir hisse bedeli 250 TL karşılığında isimlerinizi yazdırabilirsiniz. 0212 925 20 27 ve 0545 423 50 20 nolu WhatsApp numaralarından detaylı bilgiler edinebilirsiniz diye hatırlatmamızı yapmış olalım. Süleyman Hocam, geçen hafta başlatmış olduğumuz bir hayır kampanyamız vardı. Hayra Rağbet Su Kuyuları. Nedir bu Hayra Rağbet Su Kuyuları ve neyi amaçlıyor? Yani kıymetli hocam, Hayra Rağbet Su Kuyuları'nı biz açıyoruz. Bundan önce de şöyle yapmıştık. Veladeti Nebi 1450. Şimdi de Hayra Rağbet Su Kuyuları'nı şöyle açıyoruz. Bunu sadece su kuyusuyla sınırlandırmıyoruz. Tabii ki insanların ihtiyacı, asli ihtiyacı ama bunun yanında yemek ihtiyacı var. Biz, siz de şahitsiniz, biz de çok kere şahit olduk ki 24 saatte bir lokma yiyecekle duruyor bu kardeşlerimiz veya bir bardak süt ile duruyor. Evet. Bu kardeşlerimizin bu gıda ihtiyaçlarını da elimizden geldiği kadar karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bu kardeşlerimizin gıda ihtiyacı var. Akabinde yetim yavrularımızı, hafız kurslarda okuyan talebeleri kıyafetlerle beraber sevindiriyoruz. Elhamdülillah. Evet. Tabii ki kurban, adak, akika, şükür kurbanlarımız hep devamlı, her an için devam ediyor ama gittiğimizde kendi ellerimizle kesiyoruz. Elhamdülillah. Oradaki kardeşlerimiz kendi ellerimizle ikram ediyoruz. Bu hayra rağbet, işte bunların hepsi hayra rağbet. Elhamdülillah. Akabinde bakın en büyük şey, şöyle söyleyeyim. O çocukların, medreselerde okuyan çocukların zaman zaman gösteriyoruz. Levh dedikleri bir tahta üzerine ayet ayet Kur'an-ı Kerim'i yazıyorlar. Onu ezberliyorlar, siliyorlar. Tekrar yazıyorlar, ezberliyorlar, siliyorlar. Ve bununla beraber hafızlığını bitiriyor çocuklar. Elhamdülillah biz orada Kur'an-ı Kerim hediyeleri veriyoruz bu kardeşlerimize ki bu çocukların çok büyük bir elindeki o işte o yaz sil, yaz sil, o eziyeti, o zahmeti, sıkıntı, zahmeti kaldırmış oluyoruz elhamdülillah Kur'an-ı Kerim hediyeleriyle beraber. Evet. Yani bu hayra rağbet aslında Ocak ve Şubat aylarında yapılacak çalışmaların toplu bir kampanya adı. Kesinlikle. Yani sadece su kuyusu değil, orada gıdaydı, efendime söyleyeyim, yetim yavruları giydirmeydi, efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'di, buna benzer işte adak, akika, şükür kurbanlarıydı, tabii ki ailelere efendime söyleyeyim, süt keçisi projelerimiz var, bunlarla beraber süt keçisi hediyelerimizi takdim etmekti, efendime söyleyeyim, bu genel bir isim, hayra rağbet. Niye rağbet? Rağbet Regaib Kandili geliyor elhamdülillah. Regaib Kandili'ne binaen ve malum 3 ayların başlaması. Hayır, hayır. Hayrın, rahmetin bol olduğu bir ayların başlangıcıyla beraber malum 2 Şubat'ta başlıyor. 3 Şubat'ta da Regaib Kandili var. Biz de orada olacağız. Ellerimizle inşallah Allah nasip ederse mübarek gün ve geceler içerisinde ki burada bu hayra rağbetin içerisinde iftar da var. Evet. Allah nasip yani edersin. Bu güzide çalışmalar böyle mübarek gün ve gecelere denk gelecek ve bunun temeli de Regaib Kandili olacak. Yani ona getirmeye çalışıyoruz. Yani ben açık söyleyeyim biraz uyanığız biz. Niye uyanığız biliyor musunuz? Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir hadis-i şerif var ya. Hem hayır sahibi kazanacak hepimiz kazanacağız. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Peki Süleyman Hocam, son bir sorum var. Buradan da Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizin yaşam şartları videomuza geçeceğiz. Ama geçmeden önce ben şöyle bir bireysel bir soru sorayım. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu sadece Afrika ülkelerine mi yardım yapan bir kuruluş? Yok, biz Afrika'dan Asya birçok ülkede faaliyetlerimiz var. Özellikle Türkiye'de yani medreselerimiz var bizim İnanan Genç derken derneğimizin ismi
İnanan Genç Yardımlaşma Platformu. Derneğimiz ismi Dünya Hafızlar Derneği. Bizim Türkiye'de efendime söyleyeyim hafızlık medreselerimiz var. Hafız talebelerimiz var. Okuyan okudan kurslarımız var. Bunun yanında sadece Türkiye'de değil işte Bangladeş Arakanlı kardeşlerimiz var. Afganistan'da malum son ortamı biliyorsunuz. Oradaki kardeşlerimize efendime söyleyeyim yardımlar var. Evet. Gıda yardımları özellikle gıda ihtiyaçları çok yüksek. Malum Afrika'da sıcak var. Kuraklık, kıtlık var ama Asya'da bir de bunun yanında soğuk var. Sıcağı bir şekilde insanlar tahammül edebiliyor ama Afganistan'da soğuktan donan efendime söyleyeyim ölen kardeşlerimiz var orada da. Evet. Bir tarafta hastalıktan, bir tarafta soğuktan donup ölen kardeşlerimiz var. Biz orada da faaliyetlerimiz var hamdolsun. Akabinde Türkiye'de işte malum bazı şeyler oluyor efendime söyleyeyim. İşte deprem oluyor, sel felaketi oluyor. Biz bunların afet hepsini durumları. tabii afet durumlarında Türkiye'deki de işte birçok şeyi biz tabii ihtiyaç sahalarında bulunuyoruz. Allah ama Allah işte malum her şeyi ekrana yetiştiremiyoruz. Yarım saatlik bir zaman içerisinde gösterme imkanımız olmuyor yani. Allah razı olsun. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Rabbim güç kuvvet versin. Amin inşallah. Hepimize ve tüm inanan genç ailesine buradan bir kez daha bizler de hatırlatalım. İnanan gencin Mazlum nerede? İnanan genç orada İnanan diye bir slogan orada. Vardı. Tüm dünyada ihtiyaç sahibi ve mazlum, muhtaç kardeşlerimize yardım seferberliğini ulaştırmaya çalışan İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu'nda. Sizler de destek ve katkıda bulunmak isterseniz bizlere 0545 423 5020 ve 0212 925 2027 nolu telefonlardan ve WhatsApp numaralarından ulaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Şimdi bir VTR getireceğiz ekranlarınıza. Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizin yaşam şartları, oradaki yaşama mücadeleleri ve ortamları, koşulları VTR'mizden sonra konuşmaya devam edeceğiz. Selamünaleyküm. İnanan Genç Sosyal Yardımlaşma Platformu olarak Afrika'daki hizmetlerimize ara vermeden, hız kesmeden devam ediyoruz. Lakka köyüne geldik. Bakın size köyün durumunu göstermek için çekiyorum bu videoyu. İnsanların yaşam şartlarını görmeniz için çekiyorum. Burada yaklaşık 300 hane mevcut. İnsanlar bu kerpiç evlerden ve bambu ağaçlarının altından yapmış oldukları barakalarda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Mısır ekiyorlar, mısırla yaşam mücadelesi veriyorlar, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Hava deseniz 40 derece sıcaklık var. Yani özetle şunu ifade edeyim, buralarda birinci temel ihtiyaç su kuyusu. Bunu biz yakinen yaşıyoruz, şahit oluyoruz. Susuz burada hiçbir şey yapmanız mümkün değil. O yüzden buradaki kardeşlerimize elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağız. Sebep olan herkesten Rabbim razı olsun inşallah. Şimdi su kuyularımızı açmak için diğer köylere yolculuğumuza devam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Bu insanların yaşam alanlarını görüyor musunuz? Allahu Ekber ya. Bakın bu insanlar bu barakalarda yaşıyorlar bu. Bu çadırların altında yaşam mücadelesi vermeye çalışıyorlar. Burada mısır, kendilerine mısır ekmişler, onları yapıyorlar. Burada tezgahları var, ocakları var. Bakın bu suları kullanıyorlar ya, görebiliyor musunuz? Allah'ım sana ne kadar şükretsek azdır ya. Bakın eşyaları burada, kıyafetleri burada, odaları orada. Bu insanlar buralarda 365 gününü geçirmek zorundalar. Rabbim buradaki kardeşlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza yardımcısı olsun. Evet kıymetli izleyenler, yaşam koşullarını, oradaki ortamı, şartları ve Müslüman kardeşlerimizin kısıtlı mücadelelerini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bizler din kardeşlerimize Müslüman olarak vazifemizi nasıl yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor diye düşünürseniz bizlere 0212 925 2027 ve 545 423 5020 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz. Hala hayattayken kardeşlerimize bir şeyler yapma imkanımız varken seferber olalım. Bizler de buradan, bu ekranlardan
sizlere hayra vesile olmaya çalışıyoruz kıymetli izleyenler. Toparlayacak olursak inanan genç dünyanın birçok ülkesinde yardıma muhtaç kardeşlerimize yardım eli uzatmaya çalışıyor ve bu projelere devam ediyor. Zorlu yaşam kış şartları nedeniyle Afganistan'da, Suriye'de ve Türkiye'mizdeki kış yardımları yapılıyor ve Afrika'da kuraklık nedeniyle su kuyusu, gıda yardımı ve gerekli birçok faaliyetlere vesile oluyor. Sizler de bu çalışmaların bir yerinde olmak için, bir katkı, bir çorbada tuzumuz olmak için 0212 925 2027 ve 545 423 5020 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Lafı fazla uzattım. Süleyman Hocam, son söylemek istediğin bir şey var mı? Son söylemek istedim hocam. Malum zamanımız da doldu. Yönetmen kardeşimiz uyarıyor bizi. Biz hayra vesile olmaya çalışıyoruz kıymetli kardeşlerimiz. Sizler de bu hayrın içerisinde, sizin de buyurduğunuz gibi içerisinde olun ki Rabbim inşallah bizlere bu kardeşlerimizin düşmüş olduğu durumları düşmeyi göstermesin. Malum bugün dünya var, yarın belki biz yokuz ama bizden sonraki nesillerimiz bu dünyada, bu ülkede yaşamaya devam edecekler. Onun için elimizde varken paylaşalım inşallah. İnşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Amin. Cümlemizden inşallah. Ve yine hayra rağbet kampanyasında buradan bir kez daha hatırlatalım. Ocak ve Şubat aylarında inanan genç sosyal yardımlaşma platformu sahada olacak. İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında olacak. Bu çalışmalara sizler de katkıda bulunabilirsiniz. Ölmez sağ kalırsak inşallah önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.